hayatı haftanın her günü yoğun bir çalışma temposunda ve genelde stres altında geçen zaman dilimlerinden oluşur. Bu nedenle ofis yaşamı bazen sizi bunaltabilir ve odak noktanızı kaybetmenize sebep olabilir. Ağır çalışma temponuzu hem eğlenceli hale getirmek hem de formunuzu korumak mümkün. Nasıl mı? Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ofisinizi daha eğlenceli hale getirecek aktiviteler var. Tabii patronunuza yakalanmadan. İşte Top 7'de sizler için derlediğimiz eğlenceli ofis aktiviteleri. Ofiste sıkışıp kalan ve canı sıkılan biri için yapılacak en eğlenceli iş nedir? Elbette ki kağıtlardan yaptığı topları çöp kovasına basket atmak. Tam bir klasik aslında. Okul yıllarında hemen herkes bunu bir kere denemiştir. Defterden yırtılan bir kağıt top haline getirilir ve çöp kovası hedef alınarak içine sokulmaya çalışılır. Amatör basketbol ruhunun tetiklediği bu eylem için tek ihtiyacınız kağıt ve bir çöp kovası. Bakalım çalışma arkadaşlarınızdan kim daha çok sayı yapacak? Kağıt uçak yapmak ve uçurmak hemen herkes için en büyük çocukluk eğlencelerinden biriydi. Her ne kadar büyüyüp iş hayatına atılmış olsak da uçak uçurmak hala ofis arkadaşları arasında çocukluk neşesine dönmek maksadıyla yapılan bir aktivite. Yakıta ve motora gerek duymadan ihtiyacımız olan tek şey A4 kağıtla yapılmış bir uçak ve uçurma kabiliyeti. Uçağınızı en uzun mesafe ve en uzun süre havada tutarak hünerlerinizi sergilemeniz gerekiyor. Kullandığınız kağıt uçağınızın modelinden bile önemli. Eğer kağıdınız çok ince olursa uçağınız süzülmekten çok savrulacaktır. Çok kalın olursa da direkt yere çakılacaktır. En ideali A4 boyutu ve ağırlığındakiler. Kullanacağınız kağıdın buruşmamış ve üzerine bir şey yazılmamış olmasına da dikkat edin. Aksi halde daha erken yere düşecektir. Bu aktivite her ne kadar eğlenceli gibi görünse de bir spor olduğunu da unutmamalı. Karın, kol ve omuz kaslarınız hareket ediyor. Bu nedenle mutlaka uçağınızı fırlatmadan önce ısınma hareketleri yapmalısınız. Fırlatmak güç ister. Bu nedenle kol kaslarınızı güçlendirmenizde de fayda var. Uçağınızın uzun süre havada kalmasını istiyorsanız, karşıya doğru değil yukarı doğru iyice eğilerek fırlatmalısınız. Şimdiden iyi uçuşlar diliyoruz. Mini golf kısıtlı da olsa ofiste de oynanabilir. Mini set alan herkes evinde veya ofisinde küçük alıştırmalar yapabilir ve böylece hem stres atabilir hem de zinde kalabilir. Bunun için gereken bir golf sopası ve topuyla ofis için imal edilen golf çukuruna sahip olmak. 9 delikli engelli platformlarda her oyun başlangıç noktası olan numaralı alandan başlar. Her oyun için 7 vuruş hakkı vardır. Topun oyun alanının dışına çıkması halinde tekrar başlangıç noktasından başlanır. Parkur tamamlandığında en az vuruşla parkurları tamamlayan oyunu kazanır. Eğer mini golf setiniz yoksa bile de sopası ve topun gireceği delik içinde ofisinizde bulunan bir kalemliği kullanabilirsiniz. İçin biraz geniş bir ofise sahip olmanız gerekiyor. Hız tutkunları bu dalda gayet başarılı olabilir. Yapmanız gereken ofis sandalyenizle birlikte belirleyeceğiniz bir mesafede çalışma arkadaşlarınızla kıyaslığa yarışmak. Ofis sandalyesiyle en uzağa gidebilen kişi yarışmanın galibi. Bu aktivite için bir çalışma arkadaşınızdan yardım almanız gerekebilir. Sizi iten kişinin belirleyeceği stratejiyle birlikte arkadaşlarınızı geçmeniz daha mümkün olabilir. Bu eğlenceli aktivite için ofisinizde uzun bir koridor olması yeterli olacaktır. Aman çarpışmamaya dikkat edin. Ayakta satranç oynamak olarak tanımlayabileceğimiz dart, yoğun zihinsel aktiviteler arayanlar için harika bir seçenek. Birçok Avrupa ülkesinde ilköğretim ders programına eklenen dart, analitik düşünce becerisini geliştirmek için de birebir. Yoğun odaklanma ve dikkat gerektiren bu aktivite adeta bir meditasyon işlevi görüyor. Ofisteki arkadaşlarınızla bireysel olarak yarışabildiğiniz gibi takımlar halinde de oynayabilirsiniz. En yüksek skoru alan takım yarışmanın galibi olur. Takımlar halinde oynandığında rekabetin üst seviyelere çıktığı dart size ve ekip arkadaşlarınıza keyifli dakikalar yaşatacak. Ofislerin vazgeçilmezi masa tenisi için alanınız yoksa hiç endişelenmeyin. İki masayı birleştirerek araya geleceğiniz file işinizi görecektir. Boş zamanlarınızda ofis arkadaşlarınızla hem hareket etmek hem stres atmak için masa tenisi oynamak harika bir fikir. Masa tenisi oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmediniz ve toplantı saati geldi. Tek yapmanız gereken oyun masanızı toplantı masasına dönüştürmek. Masa tenisi hem kaslarınızı hem de eklemlerinizi güçlendirir. Kalori harcamanıza da yardımcı olan bu aktivite fiziksel zindelik için birebir. Masa tenisi oynarken rahat olmazsanız yenme şansınız da bir o kadar azalır.
en rahat raket tutuşunuzu bulduktan sonra mücadeleye hazırsınız demektir. Biraz kendinizi geliştirdikten sonra forehand, backhand gibi farklı raket tutuşlarını da deneyebilirsiniz. Özellikle cuma günleri öğleden sonra minik beyaz topun sesi eşliğinde tüm haftanın stresini atabilirsiniz. Langırt günümüzde en çok konuşulan sporlardan biri olan futbolun masa oyunu haline gelmiş şeklidir. Masa futbolu olarak da bilinir. Futboldan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Langırt oyunu iki kişi olarak oynanacağı gibi masanın büyüklüğüne göre 8 kişiyle de oynanabilir. Oyundaki ana mantık, oyuncular döner çubuklara monte edilmiş maketleri kullanarak ortadaki topu karşı takımın kalesine sokmak üzerine kuruldur. Karşı takım ise savunma yaparak bunu engellemeye çalışır. Topu bir maketten diğer makete geçirme anlamında pas verilir. Topu karşı kaleye sokmak içinse şut atılır. Hedeflenen gol sayısına ulaşılınca maç sona erer ve kazanan belli olur. Genelde hedeflenen gol sayısı 5 ya da 7 olarak belirlenmiştir. Eğer ofisinizde bir langırt masanız varsa, molalarda takımlarınızı kurup turnuvalarla bu oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Top 7'de bu hafta iş stresinden bunalıp rahatlamak isteyen beyaz yakalılar için ofis içinde gerçekleştirebilecekleri eğlenceli aktiviteleri sıraladık. Bir sonraki Top 7 bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sporla kalın.